Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarım altında kaybolan disklerden bir tanesini nasıl getirirsiniz bundan bahsedeceğim. Bir tanesi değil birden fazla diskinizde burada kayıp olabilir. Bunları getirmenin yöntemi çok basit. Öncelikle bakın bende sadece C diye bir disk var. Bu da toplamda yaklaşık 22 GB'lık bir alana sahip. Normalde benim diskim 256 GB. Bir tane daha disk var. Bunun için öncelikle yapmamız gereken işlem şu. Hani bilgisayarımın altında disklerden bir tanesi kaybolduysa formattan sonra genelde kaybolur bu. Bilgisayar yönetimi yazıyoruz bakın buraya. Bilgisayar yönetimi yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Şimdi size farklı görünebilir. Eğer bilgisayar yönetimi açılmıyorsa buraya gireceksiniz. Disk yönetimi yazacaksınız arkadaşlar. Disk yönetimi yazıyoruz. Eğer bu şekilde ulaşamadıysanız denetim masasına girin. Denetim masası altında da açabilirsiniz. Şu an yeni format attım. Bilgisayar kendini güncellemeye çalışıyor. Şu kategoriyi büyük simgelerle yapalım. Bilgisayar yönetimini buradan bulalım. Ki açıldı zaten bakın bilgisayar yönetimi ekranımız şu an açıldı. Yukarı kısmı görünüyor mu bilmiyorum ama. Şurada bakın disk yönetimi diye seçenek var. Bunu geliyoruz disk yönetimine geliyoruz. Bakın burada disk 0 ile ilgili uyarı verdi. Erişebilmesi için diski başlatmanız diyor. Tamam diyelim buna. Şimdi bakın şurada disk 0 var. Bunu giriyoruz. Görünmeyen diskimiz buydu. Bizim görünen disk birimiz bakın şu. 21 GB'lık. Bunun üzerine işletim sistemini kurduk hızlı diye, SSD diye. Sağ tıklayıp yeni basit birim diyorum. İleri diyorum. Burada yine ileri yapıyorum. Burada isterseniz boyut belirtebiliyorsunuz. Bir geri yapayım. Burada bakın boyutunu isterseniz buradan küçültüp büyütebiliyorsunuz. Harf olarak bu E olsun. Bir önceki D'ydi. İleri diyorum. NTFS'i bırakıyorum. Birim ekittiği yeti şey olsun. Herhangi bir birim etiket koymadan ileri diyebiliriz. Boş kalabilir. Ctrl Z diyelim. Yeni birim olsun bu. Bu varsayılan ayarlara hiç dokunmuyorum. İleri diyorum. Son diyorum. En hızlı şekilde bu şekilde diskinizi getirebilirsiniz. Yani yapmanız gereken işlem bu kadar. Kapatayım tüm sayfaları. Şunları da kapatayım. Bakın burada görünmüyor. Sağ tıklayıp yenile deyince gelmesi gerekir. Neden gelmedi? Tekrardan disk yönetimine girelim bakalım. Bilgisayar yönetimi yazıyoruz buraya. Bilgisayar yönetimini açalım. Tekrar disk yönetimine gidiyoruz. Biraz uzun sürebiliyor. Belki arka planda yapılandığı için gelmemiş de olabilir. Göreceğiz şimdi. Geldi. Biçimlendirme yazıyor orada. Bir biçimlendirelim. Ha, şu an biçimlendirme işlemi yaptığı için arkadaşlar bu uzun sürüyor. Şu an diskte bir biçimlendirme işlemi yapılıyor. Biz tanıtmışız bu diskimizi. Yani girdiğimiz ekran şurası. Bilgisayar yönetimi ekranına girdik. Bu bilgisayar yönetimi ekranında şu görmüş olduğunuz ekranda bunun üzerine sağ tıklayıp işlemlerimizi yaptık. Şu an biçimlendirme devam ediyor. Disk biçimlendiriliyor. Bittikten sonra kullanabiliriz.